Nesne TV'den herkese merhabalar. Güzel bir cuma akşamı diliyorum. Bugün size NBA maçlarından güvendiğim tercihleri yorumlayacağım. 784 koduyla gecenin ilk karşılaşma saat 2'de Charlotte Hornets ile Atlanta Hawks arasında oynanacak. İlk yarı 1.5, maç sonu 2.5 sayı handikaplar konuk takım Atlanta Hawks'ta. Charlotte Hornets'taki güvenin en büyük nedeni dünyanın tabii ki gelmiş geçmiş en büyük basketbolcusu Michael Jordan olması. Ve takıma çok ciddi şekilde destek veriyor. Her maçında sanki oyuna girecekmiş gibi bench'in kenarından takıma destek veriyor. Ve Charlotte Bobcats eski adıyla hani NBA'in kötü takımlarından da ama şu anda takım bir ivme yakalamış durumda. Ve belki playoff yapması da muhtemel şekle gelecek ama tabii bunu bekleyip görmek lazım. Atlanta Hawks size belli seviyede olan bir takım ama son yıllarda istenilen başarıya bir türlü ulaşamadı. Ben burada Charlotte Hornets tarafında olacağım. Maç sonu bir tercihim var. Alt üst tercihine çok fazla güvenmiyorum. Atlanta Hawks'un geçtiğimiz senelerde biraz daha sert savunma yaptığını ve maçların biraz daha altta kaldığını gördük. Bu maçta isteyenler üst seçeneğini değerlendirebilir ama ben 2.5 sayı çok düşük bir handikap. Ben o yüzden bu gece Charlotte Hornets'a güveniyorum. Maç sonu bir tercihim var. İkinci karşılaşma sizlere yorumlayacağım. Chicago Bulls, Philadelphia 76ers deplasmanına çıkacak. Saat yine 2'de başlayacak mücadele. Karşılaşmanın kodu 786. Burada 5.5, 10.5 sayı handikaplar var ev sahibi Philadelphia 76ers'da. Aslında şöyle söyleyeyim, iki takım arasındaki handikap farkı belki 15.5, 30.5. Biraz tabii abartarak konuşuyorum ama iki takım arasında çok ciddi bir fark var. Chicago Bulls, Pau Gasol transferinden sonra biraz daha pota altını domine etmeye başladı ki geçen sezon Carlos Boozer takımda vardı ve Carlos Boozer'ın ben yeteri kadar katkı verdiğini düşünmüyordum Chicago Bulls'a. Derrick Rose'un dönmesi tabii ki Chicago Bulls için en önemli etken. Burada Philadelphia 76ers'ın yine geçen sezonki gibi NBA'in en kötü 2-3 takımından biri olması muhtemel. 10.5 sayı handikaptan maç sonu 2 tercihim var. Maç sonu tercihimin nedeni ilk yarı tercih etmemin sebebi de Chicago Bulls nasıl olsa maçı kazanırım havasına girerse ilk yarı kafa kafaya geçebilir. Sonuçta deplasmanda handikap takımı karşımıza alıyoruz. Ama burada Chicago Bulls'un çok net bir şekilde favori olduğu açık. İki takım arasında az önce de handikapları söyledim. Biraz da bir abartarak söyledim. Ama çok ciddi bir kalite farkı var. Chicago Bulls sezon sonunda NBA şampiyonu olması muhtemel takımlardan biri. Çok kolay değil tabii ama Philadelphia 76ers arasında çok ciddi bir fark var. 786 koduyla Philadelphia 76ers Chicago Bulls maçına maç sonu 2 tercihim var. Sizle yorumlayacağım 3. karşılaşma saat 4'te başlayacak. 793 koduyla Utah Jazz Dallas Mavericks'i konuk edecek. Burada ilk yarı 1.5, maç sonu 2.5 sayı handikaplar ev sahibi takımda. Dallas Mavericks bana göre maçlarında yüksek tempo ve bol skor olması muhtemel takımlardan biri. Yani ilk 5 takımı saysam Dallas Mavericks'i NBA takımı arasında bu kategoriye koyarım. Burada Dallas Mavericks çok net favori. Maç sonu 2 deneyenlere karşı çıkmam. Ama Utah Jazz de evinde tempo yapan bir takım. Burada toplam sayı limitini 207.5 sayı olarak görüyoruz. Ben çeyrek başı iki takımın da 25 sayı ve üzeri sayı atacağını düşünüyorum. Burada özellikle maçın son dakikalarının kafa kafa gitmesi durumunda hepimizin bildiği gibi taktik faullerle ve iki takımın 24 saniye hücum sürelerini çok fazla kullanmayacak olmasından dolayı, çünkü bu kimlikte takımlar değiller, maçın üste gideceğini düşünüyorum. Ve 207.5 sayıdan üst tercihim var taraf bahsinden ziyade. Güzel bir gece diliyorum hepinize. Umarım NBA tahminlerimizde başarılı oluruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.